Selam aleyküm. Hoş geldik. Sağ ol. Nasılsın? Çok iyi, çok şükür. Allah iyilik versin. Sizin Allah bundan geri koymasın. Bugününe şükür. 8 senedir Argeli'yle Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cümlemizden. Ramazanınız mübarek olsun. Hepimizin hayırlara vesile olsun. İnşallah bu afetler gitsin, bir daha gelmesin. Hiç söyleme, hiç söyleme ya Rabbi. Allah hepimize imanla göçmeyi nasip etsin. Amin. Allah sizlere bir ömür versin ya Rabbi. Hepinize Allah el ayağı düşürmemesin. Cümlemizi imanla yaşayıp, imanla emanetini teslim etmeyi nasip etsin inşallah. Nasılsınız? Çok şükür. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Hocalarımıza sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Vesile oldular sizlere. Ablacığım, sizin meselemiz bizim meselemiz. Sağ olun, yani sağ olsun sağ hanım kardeşlerimiz o konuda. Yani birebir emrinizdeyiz. Bir meslek sahibi olacağız. Ondan sonra başkanlık veya milletvekili daha sonra gelir. Şöyle paylaşalım. Sonra birbirinize okuyun, birbirinize verin. Evin kütüphanesi olsun. Tamam mı? Hepimiz depremi yaşadık dedim. Evet. Ya bugün hepimiz evliliğimiz öyle olabilir miyiz? Yani hepimizin bir hayatının sonu var. İyi bir asker ol, böyle güzel bir teğmen ol, çakı gibi. Ondan sonra al başını git, yüksel. Ondan sonra da gel memlekete inşallah. Yok çok haklılar başkanım. Bugün Rabia hanım kardeşimizi ziyarete geldik. Hem Ramazan'ı mübareklemek adına hem de normal şartlarda zaten bizim koordinasyon merkezimizdeki hanım kardeşlerimizle belirli aralıklarla ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Allah kendinden razı olsun. 3 tane pırlanta gibi evlat onların yetişmesi için hem onlara annelik hem babalık yapıyor. Bizlerin de elleri onların üzerinde. Allah devletimize zeval vermesin. Milletin imkanları millete hizmet ediyor. Bizim koordinasyon merkezimizde hanım kardeşlerimizin ihtiyaçlarını belirleme noktasında, onların eğitimleri noktasında her türlü faaliyetler yapılıyor. Bunun yanı sıra biz de imkan dahilinde çocuklarımızla bir arada olabilmek adına hem çocuklarımızı değişik etkinliklere dahil etmek için hem de onlarla bu Ramazan gününü paylaşabilmek için bugün bir ziyarette bulunduk. Evlerini bize açtılar. Allah razı olsun. İnşallah hanım kızımıza da söz verdik. İnşallah Ramazan'dan sonra da bir çaya kahveye geleceğiz. Ama ben de söz istedim. Kendini bekliyorum. Onları da inşallah ben misafir edeceğim. Bu şekilde muhabbetimizi, dostluğumuzu artırmak için bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Evet, sağ olsun başkanımız bugün yanımıza geldi. Çok sağ olsun yani bizi ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani çok şükür yaptığı her şeyden biz yani memnunuz. Başkanımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı bu zor günlerimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Yani çok sağ olsun. Orası da tanıştım. Yani bir yıl oldu. Hemen hemen bir yıldan beri hocalarımız olsun. Yani destekleri olsun. Çok memnunum. Allah razı olsun. Yani ilgileniyorlar. Yani diyorum ya önceden mesela bir eşölen bir bayan yani ne bileyim böyle bir şeyler yoktu. Şu an oraya gidiyorum bana bir terapi gibi oluyor en azından. Yani daha kendime ben önce daha kötüydüm. Bu hocalarımla tanıştıktan sonra oradaki bayanlarla tanıştıktan sonra yani kendimi daha güçlü hissediyorum. Yani çok ilgileniyorlar. Sağ olsunlar memnunum. Yani tanıştığıma da tanıdığıma da çok memnunum. Selamun aleyküm. Türkan sağ olsun karşıladı bizi. Selamun aleyküm. Merhaba. Selam. Adın ne senin? Ahmet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslanlar neredeyiz? Yavuz evde annem babam doğumlu bir mantıklı. Kaça gidiyoruz Türkan? Üçe. Nasıl dersler? Sabahçı mısın? Gitmedi. 2'de geliyor. 2'de geliyor. Alkıyorsunuz onu. Hangi ana sınıfına gidiyorsun? Ablanla aynı okula mı? He? Evet. Ha bak okula giderken su içiyorsundur. Sana termos getirdik. Tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederiz. Buyur Türkan'cığım. Ooo spor arabaya bak ya. Kıyafetinin yeşiline de uyumuş ya. Büyüyünce hakikisine bin inşallah. Tamam mı? Teşekkürler. İnşallah. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Allah sizden de razı olsun.